alacağın olsun Şoker. Bu hikayede bana nasıl rol yazmazsın? Sıkıntıdan patladım vallahi. Ama ben kendim dahil olmasın çok iyi bilirim. Ah, bu kostüm de pek yakıştı bana. Ne var anne? Simge Hanım ve odamın konuştuklarını düşünüyordum. Benim de bir annem ve babam var. Ve ben onların nerede olduğunu bilmiyorum. Bu Simge Hanım'ın gerçek yüzünü nasıl görmez benim oğlum? Bunların çocukları kaçırıp dilenci ve hırsız yapan bir şebeke ile bağlantıları varmış. Hatta o adam bu işi bizzat yapıyormuş. Ben de yıllar önce kaçırılıp o şebekenin eline düşmüşüm. Nerede küçüğüm? Bir parkta, bebek arabasında. Amanın. Bu mümkün mü acaba? Aman yarabbi, bu nasıl olabilir? Nen var? Ulanım. Aynı şeyi mi düşünüyoruz acaba? Ay evet. Ay nefesim daraldı. Makbuş. Ulanım. Ben bir kolonya getireyim. Aman Allah'ım. Makbuş. İyi misin Makbuş? İyi misiniz? Buyurun hanımefendi. Neymiş görüşmek istediğiniz mühim mesele? Efendim, ben Kimsesiz Çocuklar Barınağı'nın müdüresiyim. Öyle mi? Ne kadar kutsal bir vazife. Sağ olunuz efendim. Sizi ilgilendirdiğini düşündüğüm mühim bir mevzu var. Yurdumuza gelen bir takım çocukları küçükken kaçırıp onları dilenci, hatta hırsız yapan bir şebeke ile ilgili. İnanılacak şey değil. Böylesi bir alçaklığı hangi vicdansız yapar? Maalesef. Bu konuda polisle de işbirliği halindeyiz. Öğrendiğimize göre uzun yıllar önce sizin de böyle bir kaybınız olmuş. Bakın, buraya ne maksatla geldiğinizi bilmiyorum. Ama eğer yıllardır zor da olsa bir nebze küllendirmeyi başardığımız acımızı tazelemekse maksadınız, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Samimiyetime güvenin ne olur. Biz yıllarca nasıl bir ızdırap yaşadık biliyor musunuz? Zavallı karım, o kazada ölene kadar her gün oğlumuzun adını sayıkladı. Küçücük bir iz, en ufak bir havadis için dünyaları vermeye hazırdık. Eğer maksadınız bir şekilde öğrendiğiniz bu konuyu kullanarak para sızdırmaksa, hiddetimden korkmanızı tavsiye ederim. Size gücenemiyorum bile. Çünkü hislerinizi gayet iyi anlıyorum. Ama inanın niyetim sadece size yardım etmek. Dinliyorum o halde. Evladımızı parkta gezerken kaşla göz arasında arabasından kaçırdılar. Hepimiz deliye döndük. Günlerce, aylarca, hatta yıllarca aramadığımız yer kalmadı. Sonunda kalbimize gömdük bu acıyı. Öyleyse siz... Evet. Polisle yaptığımız müşterek çalışmalar neticesinde bazı ipuçlarına ulaştık. Çok, çok büyük ihtimalle oğlunuz sağ. Hatta o şebekenin elinden kaçmayı bile başarmış. Aman yarabbim. Ancak işin vahim tarafı şebeke onları öğrendiğimizi biliyor. Ve korkarım sizi susturmak için evinize bir baskın tertip edip kızınızı kaçırmayı planlıyorlar Hakan Bey. Olamaz. Derhal eve gitmeliyim. Telaş etmeyin. Polis onları izliyor. Tam iş üzerindeyken yakalayacaklar. Olsun. Yine de eve gitmeliyim. Yavrum, kızım, Yağmur'um, geliyorum. Ya Şoker Efendi, bu iş öyle kolay olmayacak. Söylemiştim sana. Bundan sonra hapislerde çürüyeceksin. Sana yalvarıyorum. Hayatında bir kere olsun doğru bir şey yap. Bundan 9 sene önce bir parkta arabasında uyuyan bir bebeği kaçırdın mı? Ne bileyim ben. Bir sürü çocuk kaçırdım.
Bu çok mühim. Söylemelisin. Hatırlamıyorum. Küçük kırmızı bir başlığı vardı. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Kırmızı başlık mı? Hayır. Hatırlamıyorum. Hayır. Olamaz. Bunu yanımdan hiç ayırmadım. Aman yarabbim. Oğlum. Yavrum. Baba, babacığım. Kardeşim. Yavrum. Bu anı yıllardır bekledim. Canlarım benim. Buyurun gidelim. Yürüyün. Yürüyün. Yürü tamam. Nana. Sonsuza kadar bizimle kalmanı istesem kabul eder misin? Karım olarak elbette. Hakan. Ne misudum bir bilsen. Sonu iyi bitti. Niye ağlıyorsunuz? Ne bileyim evladım. Bu eski filmler beni çok etkiliyor. Beni de. Aman bence çok saçma. Hadi yatalım. Kalk. İyi geceler. Gel canım. Ay, iyi ki sonu mutlu bitti. Yoksa bu gece bana yine rahat bir uyku yoktu. Yine kötüler değil, iyiler kazandı. Of! Ay, çok sıkıcı. Uyudular mı? Hı hı. Evet. Gerçekten bu filmleri seviyor musun? Hı hı. Seviyorum. Ne buluyorsun? Saçma gelmiyor mu? Hiç gelmiyor. Filmlerde her şey çok daha güzel. İnsanlar sevgi dolu. Birbirlerine duygularını daha rahat söyleyebiliyorlar. Yani şimdiki dönemde bu o kadar da kolay değil, öyle mi? Sence kolay mı? Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke o filmlerdeki gibi yaşayabilseydik. Keşke.